Evet, sevgili arkadaşlar, alveol proteinosis biliyorsunuz sörfektanın biriktiği hastalık. Sörfektan tip 2 pnömosisle yapılıyor. Makrofaj tarafından ise fagosite ediliyor. Bu denge bozulması sörfektanın birikmesine sebep oluyor. Peki neden birikiyor? Makrofajların çalışması bozuluyor bu hastalıkta. Ne bu? GM-CSF'ye karşı antikor gelişiyor. Bunu sordular. Bu sefer granulosit, monosit, konusit faktörü çalışamıyor. Bu çalışmadığı için de makrofaj çalışamadığı için sörfektan proteinleri ne yapılıyor? Fagosite edilemiyor ve hasta kendi sörfektanında boğuluyor. En önemli bulguları yoğun bir balgam. Serumda sörfektan A ve D protein artması. HRCT'de de klasik paterni var. Hastalığın tedavisi ise lavaş. Hangisinde sörfektan protein pozitiftir diyor. Cevap B olacak. Alveolar proteinos. Alveolar proteinos deyince aklına şu gelecek. Hastanın yoğun balgam attığı, kendi sörfektan içinde boğulduğu hastalık. Lenfangiomyomatozis. Burada tek şey bileceğiz burada. Pleural efüzyon, yağlı ve pnömotoraksı bileceğiz ve kadınlar bileceğiz. Demek ki kadınlarda pnömotoraks tekrarlayan ve efüzyon aklımıza bunu getirmeli. Bakın akciğeri görüyorsunuz. Akciğerde bir sürü kistler var HRCT'de. Hormonla ilişkili bir hastalık ilginç olarak. Gebelik onu agreve ediyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve böbrekte anjiyomiyolipomla beraber oluyor. Hatta adı üstünde lenfangiomyomatosis. Biyopsi aldığımızda biraz lenf var, biraz damar var, biraz da kas var. Önemli olan bunu niye hatırlamak? Şunu hatırlamak. Ne o? Kadın hasta olduğunu hatırlamak ve spontan pneumotoraks ve pleural efüzyonu hatırlayabilmek. Evet, bunu daha önce anlattım. Neydi? Langerhans hücreli istiyostoz. Evet, eozinofil granulom diye geçiyor. Özellikle çocuklarda neydi bu? İnterstisyel akciğer hastalığı olarak meydana gelen çocuklarda ve gençlerde sigara içmeyle ilişkili hatırlarsanız. Evet, neydi bu? Derideki Langerhans hücresini sapıtıp akciğerleri infiltre etmesiydi. Burada pneumotoraks lafını da yine unutmasanız iyi edersiniz. Histiyostoz X'leri daha önce anlattığım için girmeyeceğim üstüne çok. Evet, pneumokonyozlar akciğerde yabancı inorganik materyalin birikmesi demek. Evet, ne kadar bir toz alveole ulaşabilir? 1-5 mikrometre. Antrakoz biliyorsunuz şehir akciğeri demek. Şehirlerde akciğerinde siyah renkli karbon birikmesidir. Kömür işçisi pneumokonyozu ise kömür işçilerinde oluşan bir tablo. Akciğerler ne birikiyor? Karbon birikiyor. Önce basit kömür işçi pneumokonyozu herhangi bir klinik bulgu vermiyor. Ama daha sonra yine fibrozis başlıyor. Neyi tutuyor kömür işçisi pneumokonyozu? Kömür işçisi pneumokonyozu hepimizin çok iyi bildiği gibi en klasik tuttuğu yer hemen çiziyoruz altını. Alt ile üst toprağı çok seviyor. Ve amfizem oluşturuyor. Biliyorsunuz Kaplan neydi? Kömür işçisi pneumokonyozisi romatoid artıyla beraber gitti mi çok agresif gidiyordu. Ra artı pneumokonyozisinin agresif gitmesine de Kaplan deniyor. Asbest konuştuk söyledik. Asbest ok gibiydi. Akciğere saplanıyor ve kanatıyordu. Bakın asbestleri görüyorsunuz. Kanattığı zaman da orada demir birikiyordu. Bunun adı ferrujinöz cisimcikti. En sevdiği yer neresiydi hatırlarsanız? Plevra'ya bayılıyordu ve plevrada plak yapıyordu. Plevrada plak lafı asbesti sormaya çalışıyordur. Plevrada kalınlaşma. Bakın burada plevra kalınlaşmayı gösteriyor. Burada hastanın HRCT'si. Bakın oklara dikkat edin. Plevra kalınlaşma. Demek ki bir hastada plevra kalınlaşma görüyorsak o asbesttir. Plevrate to asbest. Hangi asbest çok tehlikeli? Özellikle erinoid çok tehlikeli. Ne yapıyordu? Mezotelioma. Arkadaşlar asbest dedik aklımıza mezotelioma gelecek ve plevra gelecek. Asbestle en ilişkili tümör mezotelioma'dır. Asbest kolon, mide bütün kanserleri yapar. Akciğerde yapar. Ama en ilişkili tümör mezotelioma. Mezotelioma'da kesinlikle asbest maruziyeti var. Nasıl bir tümör? Bakın efüzyon yapmış görüyorsunuz. Lokal invaziv. Mezotelioma'da en önemli şey ne? Bu kalınlaşmış plaklar zeminde ortaya çıkıyor. Demek ki önce plevra plak kalınlaşması üstünden kanser alıyorsun.
Nasıl bir tümör? Pleural efüzyonla gidiyor. Hangi tümör marker pozitif? Kalretinin. Bunu bileceğiz. Kalretinin pozitif. Çok metastaz yapmıyor. Lokal invaziv gidiyor. Simian virüs 40 ile ilişkili. Bunu sorarlar. O zaman pleural efüzyon. Demek ki asbestle uğraşmış bir insanın daha önce de şu erinoid sorulmuştu. Virüs erinoid beyaz toprak demek. Beyaz toprak. Biliyorsunuz Nevşehir, Diyarbakır bölgesinde bulunan toprak cinsidir. Demek ki asbestle maruz olan bir hastada sağ pleural efüzyon lafı demek ve kalınlaşmış demek mezotelyum olabilir demek. Mezotelyuma nadiren de peritonda çıkabilir. Simian virüs 40'ı unutma. Silika kum demek. Görüyorsunuz bakın. Korkunç bir fibrozis yapmış. Kum. Burada en önemli çizeceğimizler şu olacak. En fibrotizan maddedir lafı. En fibrotizan madde kumdur. O zaman şartlı hangisi akciğerde aşırı miktarda fibroz oluşturur? Silikadır. Makrofajlar kumla uğraşmaktan tüberküloz olursun. Bu da çok sorulmuştur. Hangi meslek hastalığında tüberküloz görülmeli ki en çok artar? Silika olacak. Bir de eskiden çok sorulurdu. Lab bezlerinde yumurta kabuğu kalsifikasyon. Lab bezlerinde yumurta kabuğu kalsifikasyon lafı bize yine silikayı akla getirsin. Bakın burada aşırı fibrozu görüyoruz. Bakın akciğer tamamen fibrozu uğramış. Evet, sorumuza bakalım. Tüberküloz nerede daha çok görülür? Silika. Berilyum biliyorsun uçakta kullanılan bir malzeme, hafif bir malzemedir. En önemli özelliği granulomatöz iltihap yapmasıdır. Sarkoidoz gibi. Demek ki burada ne aklımıza gelecek? Hemen Kaplan sendromu nerede? Kömür işçisinde. Bunların hepsinin sonu fibrozistir arkadaşlar. İşte silika olsun, kömür tozu olsun, asbest hep fibrozis. Ama en fibrotizan silikadır. Silika deyince aklınıza gelecek? Tüberküloz. Lamp bezlerinde yumurta kabuğu gelecek. Taş ocağı gelecek. Asbest, mezotelioma gelecek. Evet, plevrada plak gelecek. Berilyum, granulomatoz iltihap gelecek. İkinci konumuz inorganikler bitti, organik. Evet, aşırı duyarlılık pnömonisi. ADP. Hipersensivite pnömonisi. Çiftçi akciğeri diye geçer. Farmer's lung. Tek cümle çiftçi. Nedir? Bu organik toz soluyorsun. Burada inorganik değil artık. Saman tozu soluyorsun. Saman tozu akciğerinde granulomatoz iltihap yapar. Biliyorsunuz hepiniz organik tozla akciğerde granulomatoz iltihap yapar. Tip 3, tip 4 yanıttır. Tip 3 ne demek? Sen antijen alıyorsun. Vücudun antikor oluşuyor. Tip 4 neydi? T lenfozit. Çiftçi akciğeri. Çiftçi akciğerin en önemli özelliği saman tozundaki mantarlarla olur. Saman tozuyla karşılaşınca halsizlik, ateş ve akciğerde pnömonik bir infiltrasyon olur. Neden? Antijen antikor kompleksi akciğer çöküyor, kompleman aktif oluyor ve damar geçirgenliği artıyor. Hasta diyor ki ben pazartesi günleri samanla uğraştığım zaman öksürük oluyorum. Akciğer grafisi nasıl? Pnömoni gibi. Evet. Bakın nasıl bir inflamasyon bu? Granulomatoz. O zaman organik tozlar granulomatoz iltihap yapar. Akut atakta asit şey vereceğiz. Steroid. Etkiyle teması keseceğiz. Çiftçi akciğeri unutmayınız. Demek ki diğer adı neymiş? Aşırı duyarlılık pnömonisi. Bu astımla alakası yok bakın. Bu tamamen farklı bir şey. Astım dediğim immunoglobulin hem ast. Bu ne? Tip 3, tip 4 bu. Good pressure hepiniz biliyorsunuz. Bazal membrana karşı antikor gelişmiştir. Bazal membrana tip 4 kolagen bulunur. Ne vardı? Akciğerde kanama ve böbrekte kanama. Glomer nefrit. Akciğerde şiddetli bir hemoroji meydana gelir. Böbreklerde rapidly progressive. Neydi rapidly progressive? 2-3 hafta içinde böbrek yetmezliğine gider. O zaman öksüren, tıksıran bir hasta kan tükürüyor. İdrarında da kan var, protein var.
Ama birkaç hafta içinde böbrek yetmezliğine giriyor. Tanınız nedir? Good pressure, nasıl glomerulonefrit? Hızlı gidişli, crescent yani. Antiglomeruler bazı amebar antikorları var tanıda. Bir de nasıl birikim vardı? Bunu söylemiştim ben size. Lineer birikim. Lineer birikim lafı good pressure'dır. Geliyoruz akciğerin enfeksiyonlarına. Evet, bir tanesi toplu kökenli pnömoni. Biliyorsunuz toplu kökenli pnömoninin 3 etkeni var. Hemophilus, strep, moraxella. Strep, hemophilus, moraxella. En sık etken strep. Hemophilus'la moraxella beta laktamaz içerirler. Atipik pnömoni dediğimiz aklıma ilk olarak benim mikoplazma geliyor. Evet, en sık atipik pnömoni. Atipik biliyorsunuz hep söylüyoruz. Klinik iyi, akciğer kötü. Atipik pnömoni en önemli özelliği budur. Hastanın sadece burun akıntısı öksürüğü vardır ama akciğer çok berbat durumdadır. Nazokomial pnömoni hastane kökenli pnömonidir. Hastane yattıktan sonra 72 saat sonra ortaya çıkan pnömoniler hastane kökenlidir. Nedir onlar? Enterobakterisi ve gram negatiftir. Ne onlar? Klebsiella, Serratia, E. coli, Pseudomonas. Nazokomial hastane kökenli demek. Aspire ettin mi? Anaerob. İmmün yetmezliği olan hastalarda ise neydi? Pneumocystis, carini, Mycobacterium avium intracellulare ve Aspergillus ve Candida. Tüberküloz. Hominis, bovis ve muris. Hominis erişkin, bovis çocuklarda iş yapar. En sık görülen tüberküloz akciğer tüberkülozdur. Biliyorsunuz tüberküloz bakterisi çok geç ürer. 1,5 ayda Löwenstein-Jensen. Asidorezistans boyanır. Neydi o boyanmadı? Erlit tekniği. Egzoendotoksini yoktur. Çok uzun bir mikolik asit içerir hücre membranında. 90 karbonlu. Kort faktör granülom oluşmasını sağlar. Proteinler de PPD'den sorumludur. PPD tip 4 yanıttır. Tüberküloz biliyorsunuz granülomatöz tipte bir yanıt oluşturur. Evet, tüberküloz basitle meydana gelen granülomda hangisi bulunmaz? Evet, kronik yangıda nötrofil bulunmaz. Patogenez. İlk konumuz primer tüberküloz. Primer tüberküloz ne? İlk aldığında oluşur. Bakteri. Hepiniz biliyorsunuz bakteri ilk aldığımızda şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Pirmer enfeksiyon. Buna tüberküloz pnömonisi deniyor. Pirmer enfeksiyon bakın şöyle. Gördünüz mü? Akciğerde bir odak var. Bir de hilusta lenf bezi var. Neydi bunun adı? Halter lezyon. Buna GON deniyor. GON kompleksi tüberkülozu ilk aldığımızda oluşur. Kendinden geçer. Çizelim. Hiler lap ve pirmer odak. İkisine beraber GON deniyor. GON neymiş? Akciğerde pnömoni var. Bir de mediastinde lenf bezi var. Spontan iyileşir. İyileşir ama orada o basit kalır. Primer tüberküloz bütün akciğere yayılabilir. Buna milyarizasyon deniyor. O zaman primer tüberküloz iki şekilde sonabilir. Primer tüberküloz bütün akciğere yayılırsa buna milyar deniyor. Milyar. Akciğere ve beyne yayılır. Buna tüberküloz menenjit denir. Ölümcüldür. Ya da ne yapar? %80-90 spontan iyileşir. Ama primer tüberküloz sırasında bütün dokulara bakteriler yayılır. Bunlara dormant denir. Dormant uyuyor. Nerede uyuyor? Kemiğinde gidip uyuyor. Böbreğinde gidip uyuyor. Akciğerinde gidip uyuyor. Bunlar yıllar sonra reaktif olur. O zaman neymiş primer tüberküloz sonucu? 1. Spontan iyileşme. 2. Milyar ölümcüldür. Evet. Bunun adı ne? Dormantlaşma. Dormantlaşma orada uyumadır.
Peki ne oluyor yıllar sonra? Reaktif oluyor. Hemen çizelim. Bakın burada güzel bir şekil var. Ne anlatıyor burası size? Bakın primer tüberkülozumuz Gowon kompleksi. Neydi? Burada pnömoni, burada lep bezi. Buna da halter lezyon. Ne oluyordu? Ya kendine iyileşiyor, ya seni öldürüyor. Ya da ne yapıyordu bakın? Başka yerlere gidip uyuyor bakın. Nerede? Böbreğinde, ince bağırsağında, her yerinde uyumaya devam ediyor. Sonra yıllar sonra ne oluyor onlar? Reaktif oluyor. Nedir reaktivasyon? İşte bu böbreğindeki, kemiğindeki reaktif oluyor. Ya da neredeki? Akciğerindeki. Buna reaktivasyon deniyor. Bunun özelliği ne ama? Kaviteleşmesi. Çünkü bakteri daha önceden tanındığı için organizma tarafından aşırı miktarda enzim yapılıyor bakteriye karşı ve o bölge eriyor. Akciğer erimesine ve bir boşluk oluşmasına kavite deniyor. Biliyorsunuz tüberkülozla adı arasında bir ilişki var. Adenozin deaminaz. Bunu gördük mü? O tüberkülozdur. Tüberküloz en çok bağırsakta nereye tutar? Çok kolay bir soru. Evet. Cevap ileum olacak. Biliyorsunuz tüberküloz burada ne vardı? Payer plakları var. Orayı çok seviyor. Burayı çok hastalık seviyor. Behçet burayı seviyor. Tifo burayı seviyor. Amip burayı seviyor. Kron burayı seviyor. Lenfoma burayı seviyor. Tüberküloz burayı seviyor. Bunu unutmayın. Demek ki ne herkes onu yapsanız olur. Tüberküloz, lenfoma, behçet, tifo, amip, kron. İleum çakımı seviyorlar. PPD biliyorsunuz niye ölçüyordu? Basille karşılaşmanızı ölçer. Ne yapıyordu? Cilt altına protein veriliyor ve endürasyon bakılıyor 10 milimetre. Bu sadece basille karşılaşmış mı? Aşı da olabilir, enfeksiyon da olabilir, ayırt edemez. Sadece exposure. BCG aşısı yapılıyor biliyorsunuz. Nasıl bir aşı? Canlı bir aşı. İntradermal yapılan tek aşı biliyorsunuz. En önemli komplikasyonu da aksilyadaki lenf bezlerinin şişmesi. Tanıda en çok kullanılan yöntem artık PCR. Balgamda PCR bakmak. Tüberküloz menenjiti çok ünlü bir şey. Çok ağır bir komplikasyon. Ve en önemli özelliği şu. Beyin sapı meningslerini tutuyor. Buna bazal menenjit derlerdi eskiden. Tüberkülozun en önemli özelliği korkunç fibrin yapar. Fibrin yaptığı için de delikleri tıkayıp hidrosefaliye sebep olur. Tatsız tuzsuz da sorulmuştur. Glikozu ve tuzu çok azdır. 22 yaşında ateş, bulantı, kusma, çift görme, LP'de bol bol ne var bakın dikkat edin. Lenfosit. Dikkat. Şurada bir laf yazıyordu. Bulgular ne yazıyor bakın? Filal menenjite benzer. O zaman tüberkülozda ne bulamayız? Nötrofil değil. Daha çok ne buluyoruz? Lenfosit. Zaten ne yapıyordu? Kronik iltihabı seviyordu. Tatsız tuzsuz diyor bakın. Glikoz 18. Normalde ne kadar glikoz vardı BOS'ta? Plazmanın 2/3 kadar vardı. Evet. Bakın eş zamanlı kan glikozu 109. Çok düşük bir rakam değil mi? Verdiği rakam. Evet. Tatsız tuzsuz menenjit. Cevap tüberküloz menenjiti. Geliyoruz tüberkülozun tedavisine. Tüberkülozun tedavisi, evet, bir eski grup ilaçlar var. Ne onlar? İzoniazid, rifampisin, etambutol, streptomisin, pirazinamid. İzoniazid, mikolik asit sentezini inhibe eder. Bitti. Tüberküloz dışındaki bir bakteri etkili değildir. Tek etkili olduğu bakteri tüberküloz. BOS'a iyi geçer. En önemli özelliği, B6 antagonist olmasıdır. Onun için piridoksin eksikliği oluşturur ve nöropati yapar, tuz. Onun için nöropatiye dikkat. Lupus oluşturur. Onun için mutlaka hastaya piridoksin verilmelidir. Hepatotoksiktir. Teratojen değildir. MAO inhibitörü olduğunu unutmayın. O nedenle tiramin içen gıdalarla hipertansiyon yapar peynirle beraber. Keywordları söylüyorum. B6'yı unutma. MAO inhibitörü olduğunu unutma. Karaciğere toksik olduğunu unutma. Teratojen değil.